parçasında bulmak her şey. Bir avuç toprağa, yüzüne su diye çarpmak. Sakin ve sessiz bir kırda yürümek. Yarı kurak, yarı sulak, yarı çorak topraklarda zamanın izine sürmek. Uzanmak ay ışığına, yıldızlardan kendine bir ev yapmak. Alaca karanlığında zamanın ve karanlığında gecenin, gittiğin ve döndüğün zamanları bir bir hatırlamak. Babam dedi ki, senden önce dedi, benden önce 12 tane yaşamamış. 12 tane yaşamayınca bunlar gidiyorlar, bu Gürem diyor, açık bir köylük vardır. Gürem tarafında bir hocaya kitap açtırıyorlar. Hoca diyor ki, sizin diyor en son dünyaya bir çocuğunuz gelecek. Fakat bu çocuk doğunca diyor, bunu getireceksiniz, bakın bu karşıda türbe vardır. Şehitlik deriz, türbeye satacaksınız diyor. Kız olursa Fatih, erkek olursa satı vereceksiniz diyor. Ben doğunca geliyorlar, ben türbeye satıyorlar. İsmimin satı verilmesinin gerekçesi de bu. Ben 17 yaşındayken annemin ayağı kırıldı. Ayağı kırılınca buradaki tarla işlerine çalışmak için insan lazım. Şimdi bu da tek başıma ben yeterli değilim. Annem evde, hanımlar biliyorsun burada evde, artı erkeklere destek olur o zamanlarda. Şimdi değil tabii, şimdi olmuyor. Bu nedenle bunlar beni evlendirmeye karar veriyorlar. Ben diyorum ki, ben evlenemem, para kazanmıyorum. Hanım para istediği zaman ne vereceğim? Evlendik. Askerden geldim, buraya geldikten sonra hanım İstanbul'a gitmek için iş yaptı. Seçimin ne olur? Neyi seçersin? Hayatın sana yüklendiği zamanlarda yüklenip sırtına bütün gurbetleri gider misin? Parıl parıl parıldayan hayal haritasında taşı toprağı altından kaldırımları, yakuttan iki yakası inci ve mercandan, yolları zebercetten ve efsanelerden türedi bir şehre doğru. Senin çizmediğin ama senin için çizilmiş olan hasret yolculuğuna çıkar mısın? Tabii ki burada kalmak istiyorum ama bir yandan hanımın gibi ekonomik şartlar. Dolayısıyla İstanbul'a bu şekilde gitmeye karar verdik. Annem babam taraftar olmasa dahi en sonunda bize uymak zorunda kaldılar. Bu kapıdan çıktık, İstanbul'a gideceğiz. Buradan gidiyorum, annem eline kovaya su aldı. Su aldı. Peşimden kovayla su attı. Buradan indik sahile. Sahile indik, otobüs bekliyoruz. Bekliyoruz ama ben tabii ki... köyümden ayrılmak benim için bayağı zordu. Bayağı zordu, gerçekten zordu. Yani ben aşağı indik, araba bekliyoruz.
araba geliyor, herkes beni İstanbul'a gidiyor diye şey yapıyor. Ben hüzünlüyüm. Yani ben böyle tabii bir ayağım geride. Acaba geri dönsem bir tekrar iş yapsam derken otobüs geldi, bindim. Gidiyorum, aklım geri köyde böyle acaba şey yapabilir miyim, yapabilir miyim? Buradan indik İstanbul'a, gittik. Beni eniştem ablam karşıladı. Tabii orada sarıldık, bu duygusal şeyler yaşadık. Beni aldılar oradan, Sirkeci'den gittik, Eminönü'nden motora bindik. Motora bindik, motorda gidiyoruz. Gurbet. Giderken ardında bıraktığını özlemek. Ardında bıraktığının her fırsatta seni araması. Sana daha doyamamış anaç yürekler mi? Ondan anaç bir toprak. Hatırlayacaksın, anlayacaksın. Anladığında ve döndüğünde hangisini burada bulacaksın? Yerimi dönsem, işe gitsem mi? Yerimi dönsem, acaba çocuk beni babam nerede der? Babam nereye gitti der? Onu düşünüyorum. Yattık, sabah kalktım. Sabah yine kalktığımda ablamın yüzüne bakıyorum. Yüzüne bakıyorum. Ablam tabii kahvaltı hazırlıyor. Bak şimdi senin kızın arar seni. Annem senin gelmeni istemiyordu. Annen orada yanında kalmak isterdi. Anne baba yaşlı, burada yalnız kalıyorlar. Yalnız kalıyor, yapacak güçleri yok. Benden yardım bekledikler halde ben de bırakıp buradan gidiyorum. Onun üzüntüsü var benim işimde. Bir iş yapacak güçleri yok. Onları burada büyüttüler ki burada yanlarına kalmamı istiyorlar. Bunların hepsi bana bir yandan aklımın yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. Ama oradaki hep hayalim geri dönmek. Hep hayalim geri dönmek. Yani nasıl yapsam da buradan dönsem, ne yapsam dönsem. İş hayatına başladık. Ben ne otobüse binmesi biliyorum. O zamanlarda tramvay, ceyranlı otobüsler var. Belediye biletli otobüsler var. Motorla gideceğimi derler. Gideceğim yerleri bilmiyorum. Nerede ineceğim, nerede geleceğim bilemiyorum. Bunların saatlerini bilemiyoruz. Şimdi İstanbul'a gitmişiz buradan ama oradaki hiçbir şey bilmediğim için orada çektiğimiz ayrıyeten bir düşünceler, bir sıkıntılar. Böyle bir içim burkuluyor. Neden burkuluyor? Her şeyi bilemiyorum. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Orada yaşam şartlarını bilemiyorum. Bu şekilde iş hayatına başladım. Sadece sen mi özlersin mesela? Seni sadece annen, baban, eşin, çocuğun mu özler? Peki toprak ne der? Özler mi sence? O senin hikayeni biliyor. Giderken döneceğini de. Sen bilmiyorsun. Ama o biliyor işte. Bakarken inci ve mercan denizine, gördüğün aslında başkasının silüeti, başkasının hikayesi. Senin hikayen geldiğin yerde yazıldı. Döndüğünde göreceksin, bileceksin. Hüzünle sen bak yine ufka, zebercetten denize, toprak ve onun kokusu seni çoktan çekti içine. 27 yıl gibi bir ayrı kaldım bu topraklarından. Ben emekli olduktan sonra oradan döndüm buraya. İnsan doğduğu yerde 20 yıl kartta nereye gidersen git, o önceki yıllarını çok hatırlıyorsun. Buranın her şeyi, doğalını hatırlıyorsun. En çok özlediğim
burada bir babam var. Annem vefat etti, babam var. Babam sürekli benim buraya gelmemi ister. Oğlum ne zaman geleceksin? Hatta zaman zaman işi bırak gel diyor babam. Şimdi işi bırak gel ama bir sigortaya başlamak, emekli olmam lazım benim. Şimdi o babamın sözleri bana, oğlum ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceksin? Sözleri daha çok etki oldu bana. Ve buraya gelmeye karar verdik. Ben bir yandan köyüme gelin sevinçliyim, bir yandan hüzünlüyüm. Çünkü ya 27 yıl orada kalmışım. 20 yıl burada kalmışım. Her ikisinin ortasındasın. Buradaki bir özlemlerim var. Babam bahçem var, hayvanlarım var. Ben bu hayvanları çok seviyorum. Hep bu günleri bekledin. Yalnız kaldığında ve kalabalıklar içinde kaldığında bir başına hep bu anı bekledin. Nefesi Anadolu kokan toprağı. O da seni bekledi. Asıl olan kavuşmak değil mi? Aradan asırlar geçse de kaldığın yerden devam etmek değil mi? Toprak ve onun kokusunda yaşamak böyle bir şey değil mi? Şimdi hep köye gelirken bu özlemim var tekrar. Bunları yeniden yaşarmak, bundan yaşamak. Köye geldim, evimizin yolu yok. Hanım dedi, beni dağ başına getirdin. Ben burayı istemem. Şimdi geldik eve, taşındık, buraya geldik. Hanım tabii, ben 27 yıl sonra, hanım burayı hiç bilmez. Şimdi burada ayrı bir yerinden sıkıntılar başladı benim için. Neden başladı? Ben 27 yıl sonra buraya dönüyorum, buranın acemesi olmuşum. Bir şey yapacağım, kollarım tutmuyor. Bir yere gideceğim, yokuşlara çıkacağım, 52 yaşındayım, da çıkamıyorum yukarıdan. Çıkamıyorum, hamlıktan çıkamıyorum. İki sene sonra, yarım saat, bir saat çalışabilirken, iki sene sonra sanki burada nasıl doğdumsa o hale geldim. Şimdi şu anda 17 sene buraya geleli, geldiğimden çıkamadığım ellere şimdi hepsine çıkmaktayım. Ve burada da bütün doğayla yaşamaktayım. Hayvanlarım işte gördüğünüz gibi çevrede. Şu andaki hayatımı böyle idame ettirmekteyim burada. Hani sen olmadığın zamanlarda annen saçlarını okşar gibi okşamıştı ya toprağın üzerini. Şefkatli elleriyle. Usul usul hasretle. Tam 68 yaşındayım. Bana soruyorlar köyümde, bu saçları nerede boyatıyorsun? Ben bu saçlarımı bu toprağımda karartıyorum. Ve bir efsun doğdu bu dokunuştan. Bir kere çekmiş oldun kokusunu içine. O ciğerlerinde kaldı daha dün gibi. Sordun sonra içinden hep, dışa vurmadan sordun. İçinde bir cereyan patladı. Tüm poyrazlarda, kara yerlerde ve toprağın üzerini yalayıp geçen yaz meltemlerinde. Seni çeken nedir diye sorup durdum. Rengi mi? Kokusu mu? Bu toprak benim anam kokar. Bu toprak benim babam kokar. Bu toprak benim anılarım kokar, çocukluğum kokar, gençliğim kokar. Bu toprak yaptığın zaman sana neler verir bu toprak? Bu toprak benim her şeyimdir. Ben bu toprağı çok severim. Toprağı koktukça ben gençleşiyorum. Gençleşiyorum. Benim saçlarım bunun için kararıyor. Bu topraklarda böyle zevkle yaşadığım için kararıyor. Bu toprak çok cömerttir. Bir verir. Bir verirsen bin alırsın. Bu topraktan ilgilenirsen bu topraktan çok şeyler alırsın. Toprağına dönmek isteyenlere
benim şöyle bir tavsiyem var. Bunu işimizden gelerek bu topraklara yetişip de kendini yetiştirdikse oralara gittiğimiz zaman bunun özlemini çekiyoruz. Çektim de nihayeti. Eğer onlar da benim gibi bu özlemleri çekiyorlarsa o topraktaki gittikleri özlemle şey yeniden geldiklerinde ne kadar bir takım teknikler yeni olsa da biz eski şeylerdeki yapmak istiyoruz. Ve işimizden geldiği için de çok rahat yapabiliyoruz. Cemreler gibi zaman zaman peydah olan, bazısı havaya, bazısı suya. Her şey ama her şey en sonunda toprağa. Senin hikayende, başkasının da, her biri farklı olsa da hepsi toprak ve onun kokusunda yazılı. Ben İsmet Uçkan. Burada şu tepenin hemen arkasında bir ahşap bir evde doğdum. İşte köyümüzde ortaokul olmadığı için ilkokulu bittikten sonra Cide'ye gittik. Cide'de ortaokulu bitirdim. Ondan sonra Zonguldak'a okumaya gittim. Zonguldak'a gidişim okul için çok şey zor oldu. İlk defa yollar daha yapılmamıştı. Otoyolu yoktu. Elime annem bana bir tane çanta verdi. O kadar büyük ki benden büyüktü. İçine işte çamaşırlarımızı koydular. Eşyalarımızı koydular. Biz bunu aldık. Zoraki 15 kilometre yürüyerek patika yoldan Kurucuçay'a kadar gittik. Yanımda da bir abim vardı. Annemin beni ona emanet etti. Onunla beraber, o tabii yaşlı, yani yaşlı derken benden büyük, 20 yaş falan. Ben ona ayak uydurmakta çok zorlanıyordum. O çantamı da taşımak için sürekli elimi değiştiriyordum oradan oraya. Ve çok en büyük anım, yani acı bir anım odur yani çocukluğumda. Annemden babamdan ayrıldıktan sonra Zonguldak'a gittim ve orada tabii ilk günlerim çok kötü geçti. Toprağımızı özledik. Buradaki annemin babamın yaptığı bahçedeki çabaları özledik. Burada bahçede meyve koparıp yemeyi özledim. Hani bütün sebzelerden, bunun gibi şeylerden. Arkadaşlarımı, gene buradaki ablalarımı özledim. Zonguldak Sanat Enstitüsü'ne okudum. Orada bir 4 yılım geçti. 4 yılın sonunda mezun olduktan sonra Almanya'ya gittim. Masallar vardır, yaşanmamış ama hep anlatıla gelmiş. Gerçeküstü, doğaüstü. Hikayeler öyle değil. İçinde toprak gibi bir gerçek var. Gerçek tutku, gerçek koku. Gerçek sevgi, gerçek hüzün. Saf insan, saf toprak. Berlin'de hafta sonları gezintiye çıkardım ve gittiğim marketlerin önünde mesela gördüğüm bir domates ya da elma, armut gibi sebzeleri, meyveleri gördüğüm zaman hemen annem, babam, köyüm, toprağım aklıma gelirdi. Annemin dikerek bize yedirdiği o güzel mis kokulu domatesleri hemen hayal ettim. Toprağımdaki yetişen şeyleri, sebzeleri, meyveleri, bitkileri, bütün her şeyi gözümde canlandırırdım. Yurt dışında da yıllarca kaldıktan sonra bir sanayi şirketinde, otomotiv sektöründe çalıştım. Orada da gayet iyi bir çalışma hayatım oldu. Genç yaşta gittiğim için gezme fırsatı buldum. Berlin'deydim, Doğu Berlin'e geçtim. Bazı diğer ülkelere gittim. Sonra geldik buraya, askere gittim. O
arada tekrar memleketime dönmeyi aklıma koydum ve döndüm. Anam, babam, toprağım, buraları özledim zaten. Yıllarca Berlin'de kaldığım için buraya gelip burada hayatımı devam ettirmek istedim ve bunu da yaptım. Askerden sonra döndüm, işe girdim. Orada iki tane oğlum oldu, çocuğumuz oldu. Ondan mutlu bir hayatımız vardı. Fakat eşim beyinde tümör çıktı yıllar sonra. Beyin kanaması geçirdi. Çocuklarımla 7 sene kendim baktım, evlenmedim. Bir fiil kendim baktım çünkü çocuklarımın ezilmesini istemedim. Ki ezilirdi yani şey yapsaydım. Çocuklarım çok sağlıklı büyüdü. Sen istersen yaparsın. Eninde sonunda yaparsın. Üzerine bastığın toprak arkanda durur senin. Yanında olur, yakınında olur. Bir baba gibi kucaklar seni. En zor anında kollar seni. Çünkü sen onu seçtin. Bilsen de bilmesen de gerçek bu. Ve vefasını gösterir. Güldürür seni en hüzünlü anında örneğin. Sarıp sarmalar seni. Kokusu tutar kalbinden. Ve o koku hiç çıkmaz üzerinden. Her şey kokar toprak. Toprak hayat kokar. Hatıra kokar, her şey kokar. Ana baba kokar, toprakta her şey vardır. Ben... Buraya her gün gelirim. Yağmur, çamur, kar, hiç gelmediğim gün olmaz. Ama 2 saat dururum, ama 3 saat dururum, ama 5 saat. Ama yaz günü, turizm mevsimi bilhassa 24 saat buradayım. Bir yere ayrılmam. Ve zevk alıyorum, keyif alıyorum. Ya şimdi anne baba özlemi, toprak özlemi, bu güzelliği, bu toprağı bulmak çok zor. Yani buradan bir şey ektiğin zaman, böyle eşelediğin zaman bir şey dik oraya hemen fışkırıyor. Burada suyumuz var. Bunu bir Avrupa'da bulamıyorsun. Bir büyük kentlerde. Mesela Berlin dünyanın en büyük kentiydi kaldığım kent. Ama çok güzeldi, ayrı konu. Yeşil alanları, parkları, ördekleri, kuğuları her şey vardı. Ama böyle bir toprakla uğraşma şansın yok. Hep sanayi, hep sanayi. Bütün gideceksin sabah 6'da fabrikaya gideceksin. Gündüz 2.30'da çıkacaksın. Ondan sonra gideceksin gene şehrin içinde. Böyle bir toprak şansın yok. Bir meyve koparıp veya bir meyve dikmek. Böyle bir şansın yok yani. Toprak telaşlı olandır. Kavuşulmak isteyen, özleyen, istenen, güzel olan, narin olan, sana koşan, sana kavuşmak isteyen, seni çeken, içine çektiğin, zaten içinde olduğun. İşte senin için gitmek, dönmekten başka bir şey değildir. Kavuşmaktan başka bir şey değil. Tutkudan başka bir şey değil. Düşün. Ben burada daha çok zenginim. Köpeklerim var. Hayvanlarım var. Doğam var. Doğam var. Yemyeşil. Bu da havam var. Ve bunlarla ben daha çok zenginim. Toprak hayat kokar. Hatıra kokar. Her şey kokar. Ana baba kokar. Toprakta her şey vardır. Bu toprak benim anam kokar. Bu toprak benim babam kokar. Bu toprak benim anılarım kokar. Çocukluğum kokar. Gençliğim kokar. Ben buradan hiçbir zaman ayrılmadım. Yani gönlümden ayrılmadı bu toprak. Toprak budur işte. Anlattığın değil, yaşadığındır. Anadolu da böyledir işte. Orada yaşanan ne varsa, varsa yoksa,
toprak kokusudur.